Selamünaleyküm arkadaşlar, merhaba. Hoş geldiniz. Boya badan işleri var. Kapıları boyuyorum yağlı boyayla. Bunlardan bir bahsetmek istedim. Değişik bir konu olsun. Kapıları boyuyorum yağlı boyayla. Camlar da önceden olan izler. Camları değiştirmeye karar verdik. Eski evler olduğu için cam renkleri de farklı. Bunları beyaz buzlu cam haline getireceğiz. Bunları sökebilmek için kapıları boyamadan önce söküp hazır hale getireceğiz ki tozu pisliği gitsin. Daha sonra boya işlemini de tamamlayalım. Çıtayı şöyle göstereyim. Çıkardım. Çivi var 2 adet. Şuralarından iz yapıp çivilerin yerlerini buldum. Oraları yan keski yardımıyla kaldırdım. Şöyle köşeleri tam sivri olduğu için ikisi birden oturuyor. Hiçbir şekilde çıkaramıyorsunuz. Öncelikle bir yerden oynatmanız gerekiyor. Ve zamanla da boya yapıla yapıla ve tabi tutkalla da tutturulmuş, önceden yapıştırılmış bu çıtalar. Sıkıntı oluyor sökülmesi. Bunun bir tanesini yerinden oynattım. Diğeri için de şöyle bıçak yardımıyla aralarını oynata oynata, boyalarını kese kese açtım. Şöyle esnettim. Daha sonra da şöyle bir malzememiz var. Şöyle bir ucu keskin sivri. Bunun vasıtasıyla da şöyle oynata oynata iki tanesini çıkardıktan sonra cam bir şekilde yerinden gelecek. Tabi tam aynı zamanda cam ortalanmış. Aynı çıta kalınlığında diğer yüzünde de var. Bunları cam ortalamak için yapılmış. Bir tarafından söktükten sonra şöyle L şeklindeki tarafı söktükten sonra cam oynatması daha kolay olacak. Yerinden çıkacak. Daha sonra buraların gereksiz zımparasını, temizliğini yapıp boyayacağım çıtalarıyla beraber. Daha sonra da camlar değişip tertemiz bir şekilde yerine oturtulacak. Tabi aynı zamanda şuralardaki kapı kollarını da sökeceğim. Buralara hep boya oluyor. Ruloyla veya fırçayla yaparken de temiz bir şekilde boyası bittikten sonra bunları yerlerine montajını gerçekleştireceğim. Şimdi şurayı bir sökelim. Durdurayım videomu. Evet, tek elimde oynatabildiğim için devam etmek istedim videoyu. Şöyle gördüğünüz gibi ayırdığım zaman çivisi de gördüğünüz üzere orada. Şöyle kayra kayra devam edeceğim. Ben dün bu kapıyı aslında bir kat boyadım. Daha sonra camların değişeceğini öğrendiğimden dolayı ev kendimin değil, bir yeğenime ait. Dolayısıyla boya işlemini durdurup bunları sökmeye başladım. Bunları söküp boyalarını tamamladıktan, camlar değiştikten sonra boyalarını tamamlayacağız. Şimdi tamamen şurayı ben bir çıkarayım. Buraya biraz kuvvet uygulamak gerekecek. Evet, çıtayı gördüğünüz gibi çıkardım yerinden. Şöyle ufak çaplı kırılmalar olsa da en sonki köşe sıkıştı, şurası çatladı. Burayı tutkalla tutturup en son cama oturtururken yine kullanacağız bunu. Şuralarında da yine yapışkan boya izleri var. Bunlar gerekirse temizlenip zımparalanacak. Elektrik geldi bu arada. Az önce gitmişti. Şu anda bir kuvvetli bir yağmış olayı var. Yıldırım falan. Şöyle yaklaşık yarım saat önce de evin üzerlerine bir yere kuvvetli bir şekilde bir yıldırım düştü. Aşırı korkunç bir şekilde ben de boşta bulundum. Sıktım kendimi. Sanki eve 10 tane tank aynı anda topu tutmuş gibi. Allah korudu yani. Ondan önce yine bir yıldırım düştü. Vericinin bir tanesine internetler, elektrikler gitti. Şu anda böyle bir şey atlattık. Şu an gündemde de aslında olduğu gibi Türkiye genelinde devam etmekte olan bir yağış söz konusu. Seller falan. Allah sonumuzu hayırlı eylesin. Neyse, konumuza devam edelim. Şurada çıkartmış olduğum çıtadan sonra kalan iki tane çivimiz var. Şöyle yan keski yardımıyla onları da şöyle yerlerinden söküp alacağım. Evet, çıkardık. Şimdi cama oynatmaya çalışacağım. Pek çıkacakmış gibi durmuyor. Bakalım nasıl yapacağım. Bir elle de videoyu çekerken zor olacak. Durdura durdura devam edeceğim videomu. Evet, ikinci uzun olan çıtayı da çıkardım arkadaşlar. Şu an cam sallanmaya, oynamaya başladı. Şu dibinde kalan artıklar, pislikler var. Boya izleri, yapışkan, tutkal izleri, onları da temizleyeceğim.
Camı yerinden alacağım şimdi. Evet, camı çıkardım yerinden. Çıkarırken şöyle kesilmiş camın kesilmiş, eski kesilmiş olduğu yerlerden takıldığı yerler var. Şuralara netleyelim. Sürtülüp fazla acele etmeden yavaş yavaş tıklata tıklata vura vura yerinden çıkarabiliyorsunuz. Bu arada camlar her tarafa açık, esmeye başladı. Ceren yapıyor. Rüzgar uğultu sesleri geliyor. Şimdi camla ilgili işimiz bitti. Şuraları temizliğini yapacağım. Ufak bir zımparayla. Diğer taraftaki çerçevemiz kaldı. Yeni gelen camları da bu aralara bir şekilde oturtturup şurada gördüğünüz gibi bir kanal oluşuyor. Cam arada kalıyor. Gerekirse bu da sökülecek. Buralarını temizleyip boyayabilmek için şimdi şu kapı kollarını da sökelim. Ona da devam edelim, göstereyim. Gördüğünüz gibi şimdi şarjıyla vidalarımızı sökeceğiz. Şarjın ışığı yandığı için ekran kendini otomatik fokusladığından dolayı görüntüde bozulma oluyor. Diğer tarafı da sökeceğim. Orayı da sökeyim. Evet, söktüm kapı koyunumu. Şurada çapaklar izler kaldı. Dünkü yaptığım boyadan dolayı da bunlar da alınacak. Temizleyeceğim. Tekrar buraları boyayacağım. Kapı kolumuz şöyle. Genel olarak durum bu vaziyette arkadaşlar. Boyamız yapıldı. Karton piyer falan yapıldı. Bu arada dışarıya bir bakalım. Aşırı bir yağmur bastırdı. Neredeyse sel gelmek üzere tekrar. Geçenlerde bir gelmişti. Şehrin üzeri görünmüyor. Bu doğu tarafımız. Bu da yeni yapılan stadyumumuz. Kapalı olan şehir. Yeni şehir stadyumu aslında büyük bir şekilde yapılıyor. Bu kapalı olan spor salonu diye geçiyor. Diğer taraflara bakalım. Bu şekilde eski fayansları vardı. Yeni fayanslar yapıldı. Tesisatta değişiklikler oldu. Eski bir lavabo vardı, söküldü. Duşakabin yeri ayarlanmış durumda. Duşakabinimiz şöyle hazır. Diğer yerlere bakalım. Gördüğünüz gibi karton piyerler, daha doğrusu strom piyerler, kornişler yapıldı. Boyalar yapıldı. Evet, şu anda diğer şehrin üzeri dediğim kısım, batı kısmı. Durum bu vaziyette arkadaşlar. Hala sağanak yağış ve yıldırımlar devam etmekte. Karşı tarafta görülen apartmandaki ikinci katta benim kendi oturduğum ev. Buraları da göstermiş olayım sizlere. Vaziyet şimdilik bu arkadaşlar. Tadilat çalışmalarımız devam ediyor. Yakında bir düğünümüz olacak, yaklaşık bir ay sonra. Bunun için hazırlanmaya çalışıyoruz. Anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi seyirler.